Kış şartlarında araç kullanımını üç başlık altında incelemekte fayda var. Bir, yola çıkmadan önce yapılması gerekenler. İki, araç kullanırken yapılması gerekenler. Üç, herhangi bir durumda araç eğer kayarsa kaymaya başladığı sırada yapılması gerekenler. Şimdi öncelikli olarak kışın mümkün olunca yola çıkmamak lazım. Eğer bir zaruret yoksa kış şartlarında yola çıkmamak lazım. Bir, iki, geceleri gene zaruret yoksa gece şartlarında yola çıkmamak lazım. Ama bir zaruret doğmuş ve çıkmışsa da tedbirli olmak lazım. Bir defa kışa girdiğimizde, kışa girerken kış hazırlığımızı yapmamız lazım. Her an çünkü yola çıkabiliriz. Bunun için kış bakımını sanayide veya kendi şartlarımızda yapabiliriz, yapmamız lazım. İkincisi, kış lastikleri kullanmamız lazım. Kış lastiği olmadan yola çıkmak her zaman tehlikelidir. O nedenle araçlarımızın lastiklerini değiştirmemiz lazım. 7 derecenin altına düştükten sonra artık kış lastiği kullanmamız lazım. Sonra kışın sileceklerimizin iyi çalışması lazım. Silecek lastiklerimiz eğer eskiyse silecek lastiklerimizi yenilememiz lazım. Araçlarımızın fren, far gibi ayarları her zaman hazır bulunması lazım. Eğer kar yağmışsa ve bu yerleri örtmüşse, karı güzelce temizleyip aracımızın görünür olmasını ve ışıkların görünür olmasını sağlamamız lazım. Yola çıktığımızda ne yapmamız lazım? Bir defa sakinliğimizi korumamız lazım. Telaş ve heyecan olmaması lazım. Kalkarken, araç giderken düşük viteste gitmemiz lazım. Artı takip mesafesini her zamankine göre iki katına çıkarmamız lazım. Çünkü kış şartlarında kaydığı zaman aracın durması daha uzun mesafe alır. Takip mesafesini en az iki katına çıkarmamız lazım. Eğer rampa aşağıya iniyor isek, yani hafif rampa varsa veya rampa aşağı iniyorsak öncesinden hızımızı iyice düşürmemiz, birinci vites almamız, eğer rampa bayağı bir dikse, hafifçe el frenini çekip, el freni çekili olarak aracımızı aşağıya doğru bırakmamız lazım. Ama hareket halindeyken asla ani hareketler yapmamız lazım, ani hareketlerden kaçınmamız lazım. Ani frene basmak, gazı fazla vermek her zaman için kaymaya neden olur. Kazaya neden olur. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kalkışta fazla gaz vererek patinajdan kaçınmamız lazım. Onun için de genel bir kural vardır. İkinci viteste eğer düzdeyseniz ikinci viteste kalkmak avantajlıdır. Gene rampaya yukarı çıkıyorsanız bunu ikinci viteste çıkmakta fayda var. Tabi rampada araçlardan bir tanesi kaysa yahut da durmuş olsa bütün araçları etkiler. O nedenle kalabalık yollara mümkün olunca girmemek lazım. Daha sakin yollardan gitmek lazım. Peki
araç kaymaya başladı. Bütün bu tedbirlerimize rağmen araç kaymaya başladı. Böyle bir durumda da yapmamız lazım. Eğer araç kaymaya başlamış ise bir defa ne gaza ne frene dokunmayacağız. Gazdan ve frenden ayaklarımızı çekeceğiz. Direksiyonu 9-15 vaziyetinde sağlamca tutacağız. Çünkü bir çarpma anında hava yastıkları patladığı takdirde eğer elimiz 9-15 modunda değil de kolumuza falan denk gelirse hava yastığı kolumuzu kırabilir. O nedenle mutlaka 9-15 modunda ve sağlamca tutmamız lazım. Eğer bir yere çarpma ihtimali varsa, sağa veya sola kaymışsa ve o tarafa doğru kaymaya başlamışsa, eğer yavaş yavaş giderken kayma istikametinde, direksiyonumuzu kayma istikametinde çevirmemiz lazım. Ama artık buna rağmen, her şeye rağmen kaydı gidiyor, yani çarpacak, bu belli. Son bir hamle olarak belki kurtarabiliriz umuduyla kayma yönüne tamamen çevirip spin atmasını sağlamak lazım. Belki kurtulur umuduyla. Ama tabii ki tamamen kontrolden çıktıysa yapacak bir şey yok. Mutlaka gidip çarpacaktır. Don olayları çok daha tehlikeli. Özellikle gizli buzlanma olayı çok önemli. Her sürekli kullandığımız yollarda nerelerin gizli buzlanma olduğunu bilebiliriz. Ve oralarda mutlaka daha tedbirli olmamız lazım. Daha yavaş olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Ama bilmediğimiz bir yerde giderken, özellikle şehirler arası yollarda giderken hızımızı asla yükseltmememiz lazım. Belli bir hızla sakin bir vaziyette gitmemiz lazım. Deyin ki işte kuzeye bakan yerlerde bir dağın mesela kuzeye bakan taraflarında gizli buzlanma her zaman olabilir. Oralara girerken buzlanmanın olduğu yere girerken yavaşlamış olarak girmek lazım. Girdikten sonra yapacak çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi ayağınızı öyle bir yere girdikten sonra frenden gazdan çekip direksiyon sımsıkı tutup orayı o şekilde o haliyle atlatmamız lazım. Atlattıktan sonra zaten normal yola geçtikten sonra istediğiniz gibi davranabilirsiniz. Şehirlerde de şehir içinde de birçok yerlerde zaten sinyalizasyon şebekelerinde gizli buzlanma var diye sizi uyarıyor. O gizli buzlanma var diye uyarıldığımız yerlerde hızımızı minimum seviyeye düşürmemiz lazım. Dediğim gibi bir de takip mesafesi gerçekten çok önemli. Vatandaşlarımızın buna dikkat etmesi, acele etmemek lazım. Kış günlerinde daha rahat olması lazım, acele etmemek gerekir. Araç sollama için uygun mesafeyi mutlaka dikkat almak lazım. Mümkünse de sollamamak lazım. Herkes kendi şeridinde uygun bir aralıkta gitmelerinde fayda var.